Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Özellikle Avrupa hisselerindeki tabloyu bir miktar değerlendireceğiz. Daha sonrasında tarım editörümüz İrfan Donat'la birlikte 2024-2028 yılları arasında uygulanacak olan hayvancılık yol haritasına ilişkin detayları konuşacağız. Daha sonrasında ise kredi piyasasındaki akışkanlık, Türkiye'deki şirketlerin likidite durumu gibi konuları İsmet Gergerli ile birlikte masaya yatıracağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıkları. Ocak ayında dış ticaret dengesi beklentiler doğrultusunda 6.23 milyar dolar açık verdi. İhracat 2024 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre %3,5 artarak 19.99 milyar dolar, ithalat ise %22 azalarak 26.2 milyar dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında 99.4 olarak kaydedilen ekonomik güven endeksi Şubat ayında %0.4 azalışla 99 değerini aldı. Endeksin düşüşünde tüketici güveni, reel kesim ve perakende sektör güveninde yaşanan düşüş rol oynadı. Bloomberg HT'nin anketine katılan 22 kurumun medyan beklentisi Şubat ayında tüketici enflasyonunun aylık %3.8, yıllık ise %66 artacağı yönünde oldu. Bu anket döneminde 2024 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise önceki anket dönemine göre sınırlı gerileyerek %42.6 olarak gerçekleşti. CK Enerji Boğaziçi Elektriği'nin gayrimenkul enerjisi raporunun 2023 sonuçlarına göre İstanbul'un Avrupa yakasında taşınma hareketi son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi. Megakentte 2022 yılına göre taşınma oranı %6,5 gerileyerek 457.907'ye indi. Amerikalı teknoloji devi Apple, elektrikli otomobil üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracağı ve bu birimdeki birçok çalışanın üretken yapay zeka projelerine odaklanacağını duyurdu. Haber, elektrikli otomobil projesinde görevli yaklaşık 2000 kişiyi ilgilendirirken çalışanların grubun diğer şirketlerine başvurabileceği de belirtildi. Haberleri bu şekilde aktardık. Piyasalardaki rakamlara dönüp bakalım. An itibariyle Borsa İstanbul'da aşağı yönlü hareket biraz daha belirgin gibi görünüyor. Endeks 9.151 puan seviyesinde dünkü kapanışın %0.3 kadar altında olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak 100 endeks içerisinde artıda olan sadece 30 hisse var. 70 hissenin düşüş yönünde hareket ettiğini görüyoruz. Bankacılık endeksi %1.4 kadar aşağıda. Dolayısıyla hareketin önemli bir kısmı buradan gelmeye devam ediyor. Geçen haftaki yukarı yönlü ivmenin ardından son 2 gününde geçen haftanın biraz sarsıntı olmuş ve dün itibariyle de hisselerdeki satışlar devam etmişti. Şu anda yine benzer şekilde %1.4 kadar bankalar aşağıda seyrediyor. Sanayi endekse %0.3 kadar artıda. Buradaki en büyük katkı Erdemir'den geliyor. %3.5 yukarıda hisse ve endeksi 10 puan kadar yukarı etkiliyor. Tüpraş'ta 6 puan kadar, yine Pegasus'ta ise endekse 5 puan kadar katkı geldiğini ifade edebiliriz. Diğer yandan dolar TL'de 31.19'lar civarında fiyatlama görüyoruz. Euro TL'de ise 33.74'ler civarında. Euro dolar çaprazı 1.08.09'larda. Dolar endeksi ise yeniden 104'lerin üzerine geldi. 104.13'lere kadar yükseldiğini takip ediyoruz. Bununla birlikte Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri 4.28'lere kadar ulaşmış durumda. Diğer yandan Avrupa borsalarında şu anda karışık bir seyir hakim. Almanya hafif artıda ama bunun dışındaki diğer endekslerde daha yoğun satışlar hakim. Londra'da %0.75, keza yine İspanya endeksinde benzer şekilde %0.8 kadar geri çekilmeler var. Ama bunun ötesinde DAX endeksinde dediğimiz gibi %0.2 kadar artıda işlem geçiyor. Amerikan vadelilerinde ise %0.3 Dow Jones, 0.4 S&P 500, 0.5 Nasdaq vadelileri var. Dolayısıyla veriler öncesinde piyasa kendini biraz daha aşağı yönlü harekete hazırlar gibi görünüyor. Zira önümüzdeki süreç biraz daha sancılı geçmeye, piyasanın beklentileriyle aradaki farksa biraz daha açılmaya aday gibi duruyor. Hisse senedi tarafında hisse başı karlılıklar temelinde.
Emtia piyasasındaysa petrol fiyatlarını aşağı giderken görüyoruz. Amerikan tipi ham petrolde şu anda 78 dolar 29 sent, Brent petrolde ise 83 doların altında bir fiyatlama var. Spot altının ons fiyatı 2030 doların eşiğinde devam ediyor. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra gidelim Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren, özellikle Avrupa'ya dönüp baktığımız zaman buradaki teknoloji şirketlerinde bir yapay zeka fiyatlaması olduğunu görüyoruz. Diğer taraftansa ekonomik güven cephesi zayıflamayı sürdürüyor Euro bölgesinde. Açıl, evet, bugün Avrupa borsalarına baktığımız zaman uzun süren yükselişin ardından bugün endeksler yeniden düşüşe geçmiş durumda. Tabii burada teknoloji endeksine bugün bakmak lazım. Çünkü teknoloji endeksine %1'in üzerinde bir düşüş var ve belli başlı şirketlerde, teknoloji şirketlerinde yapay zekanın olası yıkıcı etkileri fiyatlanmaya başladı. Mesela Fransa merkezli dijital hizmetler sağlayıcısı çağrı merkezi şirketi Teleperformance hisseleri %28 oranında değer kaybetti gün içerisinde ve son yılların en düşük seviyesine geriledi. Hatta gün içerisinde yaşanan düşüş sonrası işlemler geçici olarak askıya alındı. Tabii bu düşüşün temel nedeni bugün Klarna'dan gelen açıklamalar. İsveç merkezli finansal hizmet sağlayıcısı şirket Klarna hem bilançosunu açıkladı hem de bir ay önce OpenAI destekli yapay zeka asistanının bilançosu üzerinde yarattığı pozitif etkiye dikkat çekti. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen yapay zeka asistanı yaklaşık 700 müşteri hizmeti temsilcisinin iş yüküne bedel bir işlem gerçekleştirdi. Yani müşteri hizmetleri sohbetlerinin 3'te 2'sini gerçekleştirdiğini açıkladı. Tabii şirket son bir ayda bu sürdüğü yapay zeka asistanının bilançoya yaptığı pozitif etkiyle zararını %70'in üzerinde azaltmayı başardı. Hatta 2024 yılı için oldukça iddialı hedefler koydu. Yıl sonu karında 40 milyon dolarlık bir artış öngörüsü paylaştı. Bu açıklamaların etkisiyle bugün Teleperformance hisselerinde %30'a yakın bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Aynı zamanda tabii Klarna bu sene içerisinde ABD borsasında halka arzı hazırlanıyor ve yılın en önemli halka arzlarından biri olması bekleniyor. Diğer bir başka hisse ise İngiltere merkezli video oyunu yapımcılarına dışarıdan teknik destek sağlayan Keyword Studios hisselerinde ise %10'a yakın bir düşüş gerçekleşiyor. Bu da şirketin yapay zeka modeline ilişkin endişeler fiyatlanıyor hisseler cephesinde. Bugün aynı zamanda Euro bölgesinden Şubat ayı ekonomik güven endeksini aldık ve burada sürpriz bir kötüleşme yaşandı Şubat ayında. Çünkü PMI verileri hem hizmetler PMI'yi hem de sanayi PMI'yi, imalat PMI'yi Şubat ayında güçlü bir yükselişe işaret etmişti. Almanya'dan kötü veriler almaya devam etsek de ve burada ekonomik güvende bir toparlanma beklentisi vardı. Fakat beklenen toparlanma gerçekleşmedi. Burada sanayi ve hizmetler ayrımına baktığımız zaman sanayi sektöründe ekonomik güven zaten diplerde -9,6 seviyesine geriledi. Burada düşüş devam ediyor. Hizmetler güven göstergesine de bir düşüş yaşandı. 8,6'dan 6 seviyesine geriledi. Bunun nedeni aslında fiyatların düşmesi. Yani enflasyon için iyi bir haber. Çünkü 4 ay üst üste hizmetler enflasyonunda yükseliş yaşanmıştı Euro bölgesinde. Ve uzun bir sürenin ardından biz yeniden fiyatların düşüş eğilimine girdiğini gördük. Cuma günü ise gözler Euro bölgesinden gelecek enflasyon verisinde olacak. Bir önceki aya kıyasla enflasyonda bir miktar daha düşüş bekleniyor. %2,5 ila %2,6 aralığına gerilemesi bekleniyor enflasyonun. Beklentiler bu yönde, ekonomistlerin beklentisi manşet enflasyonun. Çekirdek enflasyon tarafında da düşüş beklentisi var. Çekirdek enflasyonu ise bir önceki ay %3,3 seviyesinden %2,9 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bugün pariteye baktığımız zaman euro dolar paritesi hem Amerika'dan gelecek veriler öncesinde de ve Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen faiz indirimi yorumlarının da etkisiyle son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. %0,3'lük düşüşte 1,08-10 seviyesine kadar geri çekildi. Avrupa Merkez Bankası üyesi Kazimir bugün yaptığı açıklamada ilk faiz indirimi için Haziran ayını tercih ettiğini belirtti. Çünkü dezenflasyonun şu anda Avrupa'da beklenenden hızlı gerçekleştiğini, faiz indirimlerinde aceleci olmak için bir neden görmediğini ifade etmiş oldu. Aynı zamanda gözler Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarındaydı. Bugün Avrupa Parlamentosu'nda bazı açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki haftalarda Avrupa Komisyonu'nun yeni savunma stratejisini açıklaması bekleniyor. Von der Leyen bugün verdiği mesajlarda dondurulan Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya silah desteği sağlanacağını ifade etti. Aynı zamanda son dönemde
Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarında oldukça yüksek bir artış yaşandığını, geçtiğimiz yıla kıyasla savunma bütçelerinin %20 oranında yükseldiğine dikkat çekti. Avrupa'da mühimmat üretimini 2025 yılı sonuna kadar ikiye katlamayı hedeflediklerini ve yılda 2 milyondan fazla top mermisi üreteceklerini söyledi. Önümüzdeki hafta Avrupa Komisyonu olarak yeni savunma stratejisi kapsamında teklifleri sunacağız açıklaması geldi von der Leyen'den. Tabi burada savunma yatırım programının temel amaçlarından biri Avrupa ülkeleri içerisinde ortak alımlara öncelik vermek olacak. Ön alım anlaşmalarıyla savunma sanayisine birlikte sipariş verebileceklerini ifade etti von der Leyen. Dün de Bloomberg'un bu konuya ilişkin bir haberi vardı. Yeni savunma stratejisi kapsamında özellikle önümüzdeki dönemde Avrupa Komisyonu'nun atmayı planladığı adımlara baktığımız zaman askeri teçhizatının büyük bir bölümünü üçüncü ülkelerden satın alma eğilimini tersine çevirmeyi planlıyor komisyon. 2035 yılına kadar savunma sistemi alımlarının yarısını blok içerisinde yapma hedefi var. Yani önümüzdeki hafta itibariyle aslında bu konuyu biraz daha Avrupa özelinde daha sık gündemde görüyor olabiliriz Açıl Sezen. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Ceren'den aldık Avrupa piyasalarına ilişkin detayları. Şimdi Amerika'da gelecek olan veriye, yani büyüme verisinin ikinci okumasına odaklanacağız. Sevcan Ersözlü bizleri bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan, veri kısa bir süre içerisinde gelecek. İlk okuması Amerikan büyümesinin %3.3'ü işaret ediyordu 4. çeyrekte. Bir revizyon beklenmiyor. Revizyon beklenmiyor. 3,3'lük bir aslında beklenti var şu anda. Sadece Bloomberg Economics'in aslında sürpriz bir biçimde bu verinin 3,2'ye inebileceği beklentisi var. Ve alt kaleminde de aslında neyi ifade ediyorlar? Biz baktığımızda hane halkının elindeki gelirin azaldığını görüyoruz beklentisi var. Ve verinin alt setlerinden bir tanesi aslında personal consumption. Baktığımız zaman da %2,8'di bir önceki okumada. Burada 2,8'den 2,5 seviyesine doğru bir geri çekilme beklentisi var ki tam da aslında bu noktada hane halkının gelirlerini ve harcamalarını ifade ediyor. Bu noktada aslında bugün haber merkezine de verdiğimiz, servis ettiğimiz Goldman Sachs'ın yumuşak inişin gerçekleşmeyebileceği ve resesyonun gerçekleşebileceği yorumunu da ifade etmekte fayda var. Goldman Sachs aslında şunu söylüyor. Herkes ve bütün piyasa aslında baktığımızda yumuşak inişe odaklandı ama ABD ekonomisine baktığımızda hanelerin maaştan maaşa geçindiğini görüyoruz. Ellerindeki gelirlerin yetmediğini görüyoruz. Ve yüksek gıda enflasyonuna karşı alternatif çareler aradıklarını görüyoruz. Dolayısıyla aslında bu işaret her ne kadar piyasada yumuşak iniş senaryosu fiyatlansa da borsalar endeks rekor seviyelerini test etse de farklı bir senaryoyu bizi götürebilir bakış açısıyla karşımıza çıkıyor. ABD ekonomisi 2024 yılına aslında parlak bir şekilde güçlü biçimde başladı ama 2023 yılındaki öngörülemezlik hala devam ediyor ve belli bir takım riskleri de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Baktığımız zaman da aslında bununla ilgili dün takip ettiğimiz veriler içerisinde biz S&P CoreLogic'ten ulusal konut satış fiyat verisini takip ettik ve burada yıllık olarak %6'ya hızlandığını gördük ve bunun ardından da aslında Atlanta Fed'in gerçekleştirmiş olduğu 2024 birinci çeyreğine yönelik büyüme revizyonuna dair bir beklentisi vardı. Bu veri daha öncesinde aslında Şubat ortasında 2,9 olarak açıklanmıştı ama güçlü konut satış verilerinden sonra 2,9 seviyesinden %3,25 seviyesine revize edilmiş durumda. Daha olumlu bir aslında beklenti hali, daha güçlü bir ABD ekonomisi okuması var. Riskler demişken aslında onların da detaylarını hatırlatalım. Son birkaç gün içerisinde takip ettiğimiz veriler bunlar. Dayanıklı mal siparişleri verisini takip ettik. Burada manşet ve çekirdek tarafta daralma görürken sermaye malları verilerine güçlü bir görünümün olduğunu gördük. Ve aslında Conference Board Tüketici Güven Endeksinde 4 ayın en düşük seviyesine, en kuvvetli düşüşünün gerçekleştiğini gördük. Burada tüketicilerin iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerinde de %7,7 puanlık bir düşüşle 147 puana düştüğünü gördük. Ve geleceğe yönelik beklentilerinde %1,7 puan azalışta 80 eşiklerinin aşağısında kaldığını gördük. Dolayısıyla aslında
veri setleri karmaşık gelmeye devam ederken yukarı yönlü revizyonların geldiğini görüyoruz. Biz aslında FED cephesinden ve piyasalarda beklentiler cephesinden de bir taraftan da risklerden bahsetmiştik. Buna dair bir rapor da var. Ernst & Young'dan geliyor bu rapor ve birkaç gün öncesinde yayınlanmış. Şunu ifade ediyor raporun başlığı. Amerika'nın ABD ekonomisinin makroekonomik görünümü raporu manşetiyle verilmiş. Ve 2024'e girerken iki büyük risk olduğunu söylüyorlar. İlk risk enflasyonun yeniden yükselmesi ve çöken ekonomik aktiviteden kaynaklı, aslında jeopolitik gerilimlerden kaynaklı arz kıtlığının yaşanması. Ve ikinci risk olarak da para politikasının daha yavaş bir büyüme ortamı ortaya çıkarması ve aslında ekonomiyi, şirketleri ve haneleri kısıtlayıcı olması. Dolayısıyla bunların etkisiyle beraber takip ediyoruz. ABD'nin görünümü parlak ancak risklerden yoksun değil diyebiliriz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında tarım editörümüz İrfan Donat'la birlikte karşınızda olacağız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. İrfan Donat bizlerle birlikte. İrfan hoş geldin. Hoş bulduk Açıl. Aslında hem Tarım Bakanı Sayın Yumaklı ile yaptığın röportaj hem 2024-28 arasındaki bu hayvancılık yol haritası üzerine konuşacağımız ana konu. Uzunca bir süredir Türkiye'de hayvancılığın yaşadığı sorunlardan, buradaki problemlerden bahsediyorduk. Zaman zaman ithalatta sorun çözülmeye çalışılıyor. Zaman zaman içerideki arz talep dengesi süt fiyatlarından etkileniyor falan ama bir türlü çözülemedi burada. Şu an geldiğimiz noktada yeni yol haritası ne öneriyor bize? Birçok başlık var, alt başlık var. Bir çıkış yolu aslında öneriyor. O sektör paydaşları ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilmiş bir çalışma, Sayın Bakan'ın ifadesiyle söylüyorum. Şimdi dediğin gibi hayvancılıkta yol haritası deyince tabii herkesin aklına ilk etapta et ve süt fiyatları geliyor. Aslında bu çok geniş kapsamlı bir proje. İçinde arıcılık da var, kanatlı sektör de var, su ürünleri de var. Ama dediğimiz gibi herkesin gündemi, üreticiden tüketiciye kadar vatandaşın gündemi et ve süt olduğu için toplantıda, sunumlarda da biraz daha bu tarafa odaklanıldı. Özetle Tarım Bakanı'nın söylediği şey şu. Hayvancılıkta ithalat meselesini en geç 3 yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz diyor. Bununla ilgili bir yol haritası. Alt teknik detaylar var. Bir kısmı somutlaştırılmış, bir kısmı biraz daha havada kalıyor. Ama özünde kaliteli anaç hayvan sayısını arttırmak, işte ıslah eylem planı gibi pek çok başlıkla beraber işte 3 yıl içerisinde ki hayvancılıkta biliyorsun alınan bir kararın zaten olumlu sonucunu yansımasını görmek her şey yoluna giderse 2-3 yıl alıyor. Tabii kafada da şu soru işaretleri oluştu Açıl. Şimdi en geç 3 yıl içerisinde biz hayvancılık ithalatı bitireceğiz ya da gündemden çıkaracağız ifadesi daha önceki bakanların da demeçlerinde yer almıştı. Ve maalesef bir türlü hayata geçirilememişti. Ya baktığımız zaman şöyle TÜİK verilerine göre 2010 yılından bu yana canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı Türkiye'nin 10.8 milyar doları bulmuş. 11 milyar dolara yaklaşıyor. Son 14 yıldaki ithalattan bahsediyorum ki bunun da aslında başlangıcı 2008-2009 yılında dengelerin bozulmasıyla ortaya çıkmıştı. Yıllar itibariyle inişli çıkışlı bizim 11 milyar dolarlık bir ithalatımız söz konusu. Şimdi Bakan Yumaklı diyor ki bu sistemi doğru kurgulamamız için desteklemeleri de baştan aşağı yenileyeceğiz. Yani mevcut destekler devam edecek ama kadınlara, gençlere, bu işi verimli yapanlara daha fazla pozitif ayrımcılıkla destek vereceğiz diyor. Yani artık nicelikten ziyade niteliğe de destek verilecek ya da daha nitelikli yapılacak işlere de destek verilecek. Hatta bunu şu örnekle veriyor. Türkiye'de biliyorsun hayvan başına süt verimi oldukça düşük seviyelerde, 20 kilogramın altında. Sayın Bakan diyor ki yani bu 24-25 kiloyla bu işin aile işletmesinin sürdürülebilirliği çok mümkün gözükmüyor mevcut konjonktürde. Çünkü artık 35-40 litre konuşuluyor, kilogramlar konuşuluyor. Bunu yapan işletmeler de var Türkiye'de. Bizim amacımız bunların sayısını arttırmak. Ha, buradan şu sonuç çıkmasın çünkü öyle bir yanlış anlaşılma da oluyor. İşte küçük işletmeler bu işi düşük verimli yapanlar
piyasadan çıkacak, oyundan çıkacak, büyükler mi yapacak? Hayır. Bakan diyor ki küçük işletmelere vereceğimiz destek ve doğru yönlendirmeyle onların verimlerini artırıp ölçeklerini büyütüp bu işte kalıcı olmalarını sağlamak. Yani aile işletmelerine de bir destek söz konusu. Ama 5 hayvandan alacağın verimi 10 hayvandan almak mı mantıklı ölçek olarak, matematik olarak? Bunun hesabını yapmamız gerekir diyor. Özetlemek gerekirse. Dolayısıyla temel amaç burada bir üretici profilini yükseltmek, ekonomik güçlerini onların arttırmak ve verimliliğe yöneltmek. Yani burada aile işletmelerinin aslında kapasite ve kabiliyeti biraz daha öne çıkarılmaya çalışılıyor. Şimdi merak edilen tabii noktalar var. Burada bu işin yol haritasında işte suyu merkeze alacağız dedi. Özellikle çünkü su eşittir. Yani tarımın geleceği ya da hayatın geleceği suyla işte. Bölgesel bazda planlamalarımız olacak. Hangi bölgede neye ihtiyaç var ya da ne üretilmeli, ne üretilmemeli. Ve bu hayvancılık yol haritası sadece hayvancılık özelinde değil, bitkisel üretimle beraber düşünülmesi gerekiyor. Zira mera yönetimi, hayvanların kaba ve kesif yem ihtiyacı da aslında planlamanın bir parçası. Şimdi orada da çünkü yemle ilgili ya da hayvan yemi ve mera ile ilgili nasıl bir politika izleyeceğini de biraz altı doldurması lazım. Geçen yıl örnek veriyorum. Türkiye'nin yem ham maddesi ithalatı miktar bazında 11 milyon ton civarında. Bunun döviz karşılığı da 5.1 milyar dolar. Çünkü yem ham maddesinde de %50-55 yıla göre değişmekle birlikte ithalatçı konumdayız. Soya en çok ithal ettiğimiz ürün. Çünkü Türkiye'deki yeterlilik derecesi %5-6-7 seviyelerinde, %90 üzerinde biz ithal ediyoruz. Acaba biz soya üretimini artıramaz mıyız? Bu soru geldi. Sayın Bakan dedi ki evet artırılabilir ama o zaman da başka ürünlerden belki feragat etmemiz gerekebilecek. Bir ürün üretimini artırırken diğer ürünün üretimi azalabilir ekileş alanlarından dolayı. Ama şöyle de bir gerçek var. Türkiye'de atıl alan, nadas ya da ekilmeyen diyeceğimiz 3 milyon hektarlık bir alan var. Şimdi bu alanın doğru planlanması, suya kavuşturulması planlanan projeler devam ediyor biliyorsun. Şu anda 7 milyon hektar gibi kabaca söylüyorum bir alan suya kavuşturuldu. Daha 1,5 milyon hektar suya kavuşmayı bekliyor potansiyel olarak. Bunların hayata geçirilmesi aslında bitkisel üretimde de Türkiye'nin elini güçlendirebilecek. Bunlar ön plana çıktı. Bu arada bir son not olarak aktarayım. Bitcoin %6'nın üzerinde bir yükselişle 60 bin doların üzerine geldi. Yılbaşından bu yana da %40'ın üzerinde performansı var. Oldukça kuvvetli bir hareket oldu. 60.500 dolara kadar da çıktı. 60 bin doları geçer geçmez çok sert bir yukarı yönlü hareketle %6.6'ya kadar vardı Bitcoin'deki hareket. Bakalım bundan sonra bu hareketi, bu momentumu nereye kadar sürdürebilecek diyelim, devam edelim. Yine yeni yol haritasında buzağı ölümleriyle mücadele noktasında, ölümleri azalma noktasında işte aşı programları olsun, eğitim programları olsun, bunların koruyucu tedbirlerin alınacağından bahsetti. Bu çok es geçilen bir konu açıl. Şundan dolayı Türkiye'de buzağı ölümleri yıllık 500 binin üzerinde. 500-600 binler telaffuz ediliyor ki bu dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir sayı. Ve 500-600 bin dediğimiz rakam bugün yani 2024 yılı için ithal edilmesi planlanan canlı hayvan sayısı, canlı sığır sayısı 600 bin baş. Ya biz aslında bu hayvanları yaşatabilsek, önemli bir kısmını yaşatabilsek, çünkü birçoğu teknik hatalardan ya da eksik ya da yanlış bilgilerden dolayı oluyor bu buzağı ölümlerinin. Aslında belki bizim ithalatımız, ithalata gerek kalmayacak bu noktada. Ve ciddi bir ekonomik kayıp. Bunun dışında birçok yeni şeylerden bahsedildi. Yani yeni derken zaten konuşulan ama bir türlü teoriden pratiğe geçiremeyen başlıklardan bahsedildi. Şu, kamuoyunda da şöyle bir soru işareti var. Şimdi bunlar iyi hoş da konuşuluyor. Acaba bu gerçekten hayata yansıyacak mı? Geçirilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Bir yol haritası en azından çizilmiş. Onu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde bu rakamlar verilerle biraz daha detaylandırılacak. Çünkü kafalarda hala somutlaşmayan bazı noktalar var. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama günün sonunda biz 2024'te et ve süt fiyatlarını, arz ve talep dengesini konuşmaya devam edeceğiz. Onu söyleyebilirim. İrfan çok teşekkür ettik. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında yeniden karşınızdayız.
Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde 4. çeyrek yıllıklandırılmış milli gelir büyümesi %3.3'ten 3.2'ye revize edildi. Bir tık aşağı geldiğini görüyoruz. Sayın İsmet Gergerli bizlerle birlikte son bölümde hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi üzerine bizim konuşacağımız konu daha çok ağırlıklı olarak Türkiye'deki kredi piyasası, şirketlerin durumu. Biraz buradaki akışın üzerine sizin görüşlerinizi almak isterim. Dünyada fon akımları açısından aslında çok büyük bir iştah vardı geçen yılın son çeyreğinde. Sonra Fed'in yönlendirmesiyle biraz yavaşladığını görüyoruz. Şimdi piyasa biraz daha Fed'in kafasına doğru geldi. Dolayısıyla bu yıl 3 faiz indirimi beklentisi var. Fon akımlarının nispeten çok coşkun olacağı varsayımıyla alınmış pozisyonlanmalar biraz geri çevriliyor. O nedenle bizim de aslında büyüme finansmanı için dış kaynak beklentimiz yoğundu. Şimdi o bir parça ötelenmiş olabilir. TL lehine alınan pozisyonlar da birazcık kapanıyor. Dünyanın geri kalanında da gelişen ülkelerden 4,5 milyar dolar civarında yılbaşından bu yana tahvil piyasasından çıkış görüyoruz. O nedenle bizim büyüme finansmanımız açısından bu fon akımları, bu olup bitenlerde var mı söylemek istediğiniz bir şey? Açıl Bey, öncelikle eğer müsaade ederseniz bizim bankacılık piyasasındaki kredi pozisyonları ne durumda ve nereye geldik onu bir analiz edip reel sektörün finansmana erişimi hangi noktada onu tartışabiliriz. Tabii. Şimdi toplam kredi artışı 2023'te %54 civarında gerçekleşti. 11.6 trilyon Türk liralık bir büyüklüğe ulaştık. Bunun kendi işsel dağılımına baktığımızda en büyük payı her zaman olduğu gibi kurumsal ticari segmentteki işletmelerin aldığını görüyoruz. Yaklaşık %50'lik bir pay kurumsal ticari segment dediğimiz işletmeler tarafından kullanılmış. Bunun yaklaşık %27'si KOBİ ölçekli küçük ve orta boy işletmelerin kullandığını görüyoruz. 3.2 trilyon TL. Yani büyüklükten öte toplam kredi arzındaki payının yükseldiğini görüyoruz. Aslında regülasyonların KOBİ'leri biraz imtina ederek, biraz onlara pozitif yaklaşarak düzenlendiği için bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü aslında KOBİ piyasasının kredi erişimi ortalama %22-23 mertebesindeyken 2023'te toplam kredi arzından aldığı pay %27'ye kadar çıktı. Geriye kalan da bireysel dediğimiz araç kredileri, tüketici kredileri ya da kredi kartlarından oluşan bir pay var. KOBİ'ler içinde ise dağılıma bakmak lazım. Orada da hangi kesimin daha çok kredi kullandığına baktığımızda mikro ve küçük işletmelerden ziyade orta boy işletmelerin ağırlıklı payı aldığını görüyoruz KOBİ segmentinde. Dolayısıyla aslında KOBİ'ler lehine bir pozitif ayrımcılığın olduğu bir yeri geride bıraktık. Bu sene devam etmesini bekliyor musunuz? Temenni ediyorum, öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü KOBİ'lerin malum stratejik önemi, istihdama katkıları, sosyal dokuyu koruması bağlamında değerlendirilirse KOBİ'leri her zaman pozitif ayrımcılığın yapılması gerektiğini savunan bankacılardan oldum. Dolayısıyla bu dönemde de KOBİ'lerin yaşatılması ve işletme sermaye ihtiyaçlarını ya da yatırım kredi ihtiyaçlarının diğer kesime göre pozitif ayrımcılığa tabi tutulması gerektiğini savunuyorum. Öncelikle esnaf kredileri dediğimiz mikro işletmelerde ya da tarımsal kredi arzında pozitif ayrımcılığın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten kredi arzında sektörel baktığınızda da özellikle tarım kredilerinin, biraz önce konunuz oydu, tarım kredilerinin pozitif ayrıma tabi olduğunu, büyümesinin genel kredi arzının çok üstünde olduğunu, %80 civarında tarım kredilerindeki artış oranının olduğunu görüyoruz. Maliyeti de çok düşüktür zaten çoğu yerde. Sübvanse edilen krediler olduğu için, özellikle Ziraat Bankası kanalıyla yapıldığı için oradaki büyümenin de toplam kredi büyümesinin oldukça üstünde bir yapıda olduğunu görüyoruz. 2024'te de bunun özellikle esnaf kredileri ve tarımsal kredilerde devam edeceğini öngörüyorum ve temenni ediyorum. KOBİ kredilerinin de toplam kredi arzının içinde mutlaka pozitif bir ayrımcılığa tabi tutulması gerektiğini savunuyorum ve öyle de olacağını düşünüyorum. Peki burada iki tane ekol var dünyada. Siz bu iş için çok kafa yorduğunuzdan, literatürde çok iyi taradığınızı bildiğimden.
Bir tanesi büyüklerin kredilendirilmesi ve onun çevresindeki habitatın gelişmesi yoluyla evet. değer yaratımı ekolü. Diğeri KOBİ'lerin doğrudan fonlanması ve onların işte arza katkısıyla birlikte daha genişleyici bir yapı. Bunların ikisinin de başarıya ulaştığı farklı ekoller, uygulamalar var. Biz biraz ortada gibi kalıyoruz. Dolayısıyla hani bir taraftan bir tarafı seçmek gerekir mi? Ya da hani bizim buradaki hibrit bakışımız ne kadar verimli yürüyor? Bizim bakışımızın, yani o hibrit yaklaşımın dünya örnekleriyle mukayese ettiğimizde de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bazı ülkelerde kurumsal segment dediğimiz büyük işletmelerin fonlanarak onların kendi ekosistemi içinde yürümesi gerektiğini savunan yapılar var ve başarılı örnekler de var. Çok başarılı örnekler var. Öte tarafta sadece KOBİ ölçekli işletmeleri fonlayarak, onları destekleyerek sistemin büyümesini sağlayan yapılar var. Türkiye özellikle son yıllarda, yani son 20 yıl diyebiliriz, yani KOBİ'nin öneminin farkına vardıktan sonra buraya daha pozitif yaklaşıldığını, o hibrit modelin çalıştığını görüyoruz. Aslında tarihsel bakarsak farkına varmadan o KOBİ ölçekli işletmelerin içindeki mikro işletmeleri bizim Türkiye olarak hep pozitif yaklaştığımızı, ta 1950'li yıllardan itibaren esnaf kredileri buna çok güzel bir örnektir. Esnaf kefalet sistemi dediğimiz yapıyla yürüyen, ta 1950'lerden itibaren gelen bir ekosistem oluşmuş. O halen devam ediyor. Geçmişte daha önem atfedilmiş. Bugün KOBİ segment içinde bir bölüm olarak görülüyor. Aslında orayı ayrı değerlendirmek lazım. Tarım kredilerini ayrı değerlendirmek lazım. Bunların finansmana erişim politikalarında da farklılaşmanın bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hibrit modelin doğru çalıştığını görüyoruz. Yani kurumsal segmentteki işletmelerin alternatif finansman tekniklerini kullanma ihtimali, bunu yönetebilme ihtimalleri daha kolay. Ama KOBİ'lerde bunu görmek, bunu yönetmek daha zor. Dolayısıyla büyük işletmelerin alternatif yöntemlerle kendilerini ve ekosistemlerini geliştirme imkanı varken KOBİ'lerin bunu geliştirmesi çok kolay değil. Ancak hibrit model dediğimiz yapıda o büyük işletmelerin kendi ekosistemleri içinde bunları da yöneterek gelişmenin sağlanması lazım. Yani bizim Türk bankacılık sisteminin özellikle doğrudan borçlandırma sistemi, işte ticari kredi kartları sistemi gibi yapılarla bunun geliştirilmesi gerekiyor. Eksiklerimiz var bence. Bu model üzerinde biraz düşünüp geliştirmek gerekiyor. Şimdi mesela son 2-2,5 yıl içerisindeki son politika bileşeninde ağırlıklı olarak ve sadece neredeyse KOBİ'lerin fonlandığı, eğer büyüklerin parası ve kaynağı varsa bunu kullanmaları, dolayısıyla sadece KOBİ'ler üzerinden bir kredilendirme bacağını çalıştığını gördük. Büyükler bu kez çok zorlanmışlardı. Faiz çok düşük, kaynak kullanım imkanı çok fazla, fakat büyüklere erişemiyor, sadece küçüklere erişebiliyor. Onlar da limit sıkıntılarına takılıyor. Bankalar çok iştahsız davranıyordu elbette o faizlerle çevirmekten, ama sonuçta bir şekilde bu bir sermaye tamponu son 2 sene içerisinde oluşturmuş gibi görünüyor. Evet. Şirketlerin şu anki likidite yapılarını nasıl görüyorsunuz? Özellikle KOBİ'ler için soruyorum bunu. Biraz sıkılaşma, tabii sermaye maliyeti çok yükseldi. İster istemez bir de işletme sermayesinde sürekli ısıran bir enflasyon var. O da eritiyor. Bir ihtiyaç var. Hani 2 sene çok ucuza fonlandıktan sonra şimdi şirketler imtina ediyor. Kredi almalı mıyım, almamalı mıyım diye. Ne dersiniz? Almalılar mı, almamalılar mı? Çünkü önümüzdeki dönemde sanki nakit akışı finansman maliyetinin önüne geçebilecek bir problem olabilir. Ne dersiniz? Çok yerinde bir soru. Son 2 yılda yaşadığımız yüksek enflasyon işletmelerin nakit akışlarında çok ciddi sorunlar yarattı. Öz kaynak yapıları zayıfladı. İşletme sermaye ihtiyaçları arttı. İşletmelerin bu işletme sermaye açığını fonlayabilmek için mutlaka kaynak enjekte etmesi lazım. Ya öz kaynaklarla ya da yabancı kaynaklarla. Bu büyük işletmeler için görece daha kolay. Çünkü bu kaynağı yaratmada farklı alternatifler üretebiliyorlar. Ama KOBİ'lerde bunu yapmak daha zor. Onun için KOBİ'ler ayakta kalabilmek için bu işletme sermaye enjektesini yapamazsa kendi nakit akışını yönetebilmek için krediye yöneliyor.
kredi maliyetleri işletmelerin bu döngü içinde yönetebilecekleri maliyetlerin üstünde. Dolayısıyla bu süreci en az hasarla yönetebilmeleri için mümkün olduğunca yabancı kaynak yerine öz kaynağı güçlendirerek ya da nakit akış döngüsünü yönetecek bir yapıya dönmeleri gerekiyor. Şunu demeye çalışıyorum. Piyasa vadesi dediğimiz işletmelerin vadeli alım satımlarıyla biraz bunu yönetmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunu yönetebilecek yapıları varsa. Yoksa yabancı kaynak ya da banka finansmanı kullanmak durumunda kalıyorlar. İşte ticari kredi kartı gibi alternatif yöntemlere müracaat edenler oluyor. Dolayısıyla zor bir önümüzdeki süreçte onları bekleyen bir dönem var. Yılın sonuna doğru faizlerle birlikte kredi maliyetlerinin düşeceği öngörüsü işletmelere geleceğe dönük bir umut vaat etmekle birlikte bu dönemi en az hasarla atlatacak bir yapıda ticaretlerini yapmaları gerekiyor. Özetle sonuç itibariyle şunu söylemeye çalışıyorum. İşletmelerin bu süreçte en az hasar almaları için ya öz kaynaklarıyla bu işi yönetmeleri ya da faaliyet döngülerini en verimli hale getirmeleri gerekiyor. Yani stok yapacaksanız ona göre bakıp yapmanız evet. lazım. Alacak tahsilatını birazcık ona göre gerçekleştirecek model kurmanız lazım. Sizin işiniz iyi gidebilir ama alacaklı olduğunuz işletmenin tahsilatında problem olabilir. Yani bir piyasa riski oluşmasına karşı da bu dönem önlem alarak ilerlemek lazım. Yani alacak sigortasından tutun da içinizde belki belli ölçüde kendi nakdinizi ya da öz kaynağınızı daha likit tutmak gibi. Evet. Doğru mu? Evet. Çok doğru. Ticari alacak sigortası sistemini mümkün olduğunca firmaların gündemlerinde tutmaları gerekiyor. Çünkü tahsilat problemlerini minimize etmesi gerekiyor. Ve teminata bağlı yapılarla bunu, işte alacak sigortası bunun en iyi örneği ya da doğrudan borçlandırma sistemi, ticari kredi kartı sistemi gibi alacak tahsilinde en az hasarı ortaya koyacak yapıları kullanmaları gerekiyor. İşte tabii geçen sene mesela baktığımızda ticari kredi kartı kullanımında inanılmaz bir patlama olmuştu. Evet. Çok ciddi bir artış olmuştu ama şimdi bankalar tabii artık o dönem olduğu kadar iştahlı değiller o tarafta. Çünkü kredi kartlarındaki işte faiz oranları ya da aynı zamanda bundan sonrasına ilişkin kullanımdaki o yoğunluk bankalar için çok karlı değil. Dolayısıyla ister istemez ticari kredi kartı limitlerinde bir miktar zorlanma söz konusu olduğu gibi görünüyor. Bazı esnaftan bahsettiniz mesela. Esnafın önemli bir kısmı Anadolu'da çok olduğunu biliyoruz. Eğer kişisel kredi limiti yüksekse, kredi kartı limiti yüksekse kişisel kredi kartının da aslında o limiti çevirmek için kullanmaya çalışıyor. Şimdi bir kredi kartı düzenlemesi gelecekse bu sefer bu da buraları zorlayabilir gibi görünüyor. Ne dersiniz? Şimdi çok gündemde malum kredi kartlarının taksitli kullanımıyla ilgili ve asgari ödeme tutarları limitler konusu. Burada eğer bir düzenleme yapılacaksa ve gündemde olduğu için burada limit kullanımıyla ilgili biraz daha hassasiyetle yaklaşılması gerekiyor. Yani düşük limitli kesimlerde bu limitlerin düşürülmesi ya da sınırlandırılması belki ötelenebilir ya da gündemde tutulmayabilir. Ancak dediğiniz örneklerdeki gibi yüksek limitli ve amacı dışı kullanımların ayrımlanarak düzenleme yapılması. Taksit uygulamasıyla ilgili de evet taksitli kredi kartı Türkiye özgü bir model. Burada da zaman zaman düzenlemeler yapıldı. Bugüne mahsus değil, daha önce de yapıldı. Uzun taksitler, farklı sektörlerde taksitli satışların engellenmesi şeklinde düzenlemeler yapıldı. Hala var bizde teknolojide 3 taksit var. Ya da ne bileyim işte kuyumcuda taksitli kredi kartı kaldı. Yok. Yani bunun gibi turlarda sınırlandı. Sınırlandırıldı. Bunun gibi sektörel ya da limit bazlı çalışmaların yapılması tabii ki mümkün. Çünkü hedeflenen makro politikalara uygun bir düzenleme ihtiyacı varsa bunlar yapılacaktır. Ama burada dar gelirli ya da düşük limitli kullanımları biraz ayrımlamak gerekiyor. Bir de burada toptancı bir yaklaşım olmamalı. Yani bütün kredi kartlarına aynı yaklaşmak çok doğru olmayabilir. Ticari kredi kartları kullanımına da o anlamda bakmak lazım. Dediğiniz doğru, bankalar için çok karlı bir alan olmayabilir ama ticari faaliyetinde bunu çok yoğun kullanan ve doğru kullanan işletmeler var.
Toplam kredi büyüklüğü içinde de taksitli ticari kredi kartlarının kullanımı o kadar çok yüksek değil aslında. Yani alternatif bir araçtır, kullanım aracıdır. Bunu da düzenlerken göz ardı etmemek lazım. Peki şimdi yine ihracatçı KOBİ'ler açısından da bir iki tane soruyla tamamlayalım isterseniz. Bir tanesi tabii içerideki finansman koşulları, bankalar ve oradaki limitler tartıştığımız konular, evet. Ama bunun dışında mesela ECA kredileri var, yani yabancı ya ihracat yapan işletmeler için dışarıdan sağlanan kaynakla kullandırılabilecek ihracat kredileri var. Evet. Bir bunlara dönük iştahı, bilgiyi ve algıyı nasıl görüyorsunuz? Çünkü ölçek küçüldükçe buradaki bilgi azalıyor ister istemez. Bir de tabii büyükler için yatırım taahhütlü avans kredileri vardı. Buradaki işlevselliği şu anda nasıl görüyorsunuz? Çünkü orada rakam büyük, yani 1 milyar lira ve üzeri özellikle. Ve belli seçilmiş ürünlerde şu anda akışkanlığını nasıl görüyorsunuz orada? Şimdi ihracat kredileriyle ilgili maalesef KOBİ ölçeğindeki işletmelerin çok bilgi sahibi olmadığı bir yalan. Çünkü KOBİ ölçekli işletmelerin, evet, ihracat yapanları var. 100 bine yakın KOBİ ölçekli ihracatçı firmamız var. Ancak bunların önemli bir kısmı sürekli ihracat yapmayan ve ihracattaki alternatif finansman tekniklerini bilmeyen işletmeler. Belli bir ölçeğin üstündeki, yani KOBİ ölçeğin üstündeki firmalar, evet, ECA kredilerini iyi biliyorlar. Bunları da doğru kullanıyorlar. Özellikle yatırım tarafında bunlar çok doğru kullanılan krediler. O tarafta bence KOBİ'lerin biraz daha bilgilendirilmesi ve bu araçları da kullanmaları gerekiyor. Çok maliyeti düşük ve uygun vadelerle kullanılabilecek finansman alanı. Yatırım kredileriyle ilgili özellikle Merkez Bankası'nın yatırım avansı kredileriyle ilgili geçen yılda devam eden, bu yıl yeni paketi açıklanan bir süreç oldu. Toplam 300 milyar Türk liralık bir yatırım kredisi paketi oluşturuldu. Bunlarla ilgili Sanayi Bakanlığı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Firmaların başvuruları toplandı Aralık ayında. O başvurulara göre yatırım teşvik belgeleri tesis edildi. Ve bu yatırım teşvik belgesi alan işletmelerden bu krediye uygun olduğu, çünkü burada biliyorsunuz ihracat ya da ithal ikamesi ürün üretimi için yapılacak yatırımların finansmanı söz konusu. Yani döviz kazandırıcı faaliyetler için. Dolayısıyla bunlarla ilgili hazırlıklar tamamlanmak üzere aldığımız bilgilere göre. Bununla ilgili Merkez Bankası'yla anlaşma sağlanan bankalar var, kamu ve özel bankalar. Bunlar üzerinden kredi akışı, talepleri başlayacak. Bir an önce yapılması lazım. Çünkü Türkiye'de kapasite kullanım oranları %77-78 mertebesine ulaştı. Bu iyi bir şey. Yani üretici firmaların %78 bandında, 77-78 bandındaki kapasite kullanımları aslında neredeyse tam kapasite anlamına geliyor. Ve bunların ilave yatırım ihtiyacının oluştuğunu gösteriyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın oluşturduğu bu paket bu tür firmalar için çok cazip olacaktır. Çünkü bu faiz maliyetleriyle bu yatırımlar yapılabilir ve çok hızlı geri dönüşleri sağlanabilir. Dolayısıyla burada sürecin daha hızlı yönetilmesi ve sonuç alınması gerekiyor. Öte tarafta bu yatırımların yurt dışından alınacak makinalarda da mutlaka demin bahsettiğimiz ECA kredileri, yani ihracat destek kredilerinin kullanılmasında çok fayda vardır. Çünkü yurt içinden sağlanacak kredilere göre oradaki krediler hem vade hem maliyet anlamında cazip olacaktır. İsmet Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bizlerle paylaştınız. Finans Merkezi'ne böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.